Merhaba arkadaşlar ve Star Citizen kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni bir gemi tanıtmak istiyorum. Getac Rail'in. Umarım videoyu beğenirsiniz ve bana bir like atarsınız. Getac bir Jian markası oluyor. Yani Jianlar biliyorsunuz oyun içinde bir başka bir ırk. Yani insanlar hariç de işte başka ırklar da var. Bunlardan bir tanesi Jian. Jian'ın şöyle bir avantajı var. Onlar bazı konularda insanlardan daha ileride. Hani teknoloji açısından. Ve Getac'ın amacı şuydu. Hem insanlara hem Jianlar için bir gemi üretmek istediler. Getac Rail'in bir kargo gemisi oluyor. Yani daha doğrusu 4 kişilik bir kargo gemisi oluyor. Ve shieldleri de gayet büyük. Üstelik 2 tane turret'i de var. Ama bu gemiyi özel yapan bence hani design açısından bir de gameplay açısından belki ileride göreceğiz. Bunun kargo podları üçgen şeklinde. Yani bu başka bir gemide hiç yoktu şimdiye kadar. Ve bu kargo podları ayrıca hani bir özel bir kaplamayla işte de kapanmış. Bu kaplama da Elsin sisteminden geliyormuş. Yani sert bir kaplama ve kargonuzu koruyor yani. Savaşta bile iyi koruyormuş. Evet, gelelim tam detaylarına. Geminin uzunluğu 53 metre, genişliği de 52 metre ve yüksekliği de 67 metre. Maksimal kargo, yani maksimal taşıyabilecek kargosu 320 SCU. Ve az önce dediğim gibi 4 kişilik bir gemi. Yani maksimum crew 4 kişi. Station şöyle, bir pilot koltuğu var, bir tane de mühendis konsolu var. 2 tane man turret, yani remote turret yok. Evet, komponentlere gelirsek şöyle diyeyim, medium'la işte large arası olan bir gemi. Yani life support, yani havalandırma sistemi falan medium, power plant ama large oluyor. Quantum drive ile jump drive de medium ve shield, yani geriye kalan da yani shield generator, coolers, bir de shield emitter, hepsi large. Yani shield generator'ın 2 large olması bence çok iyi, çünkü bu gemi yani o fiyata, yani şu an 230 dolara satılıyor galiba. Bu fiyatta 2 tane large shield takılı olması bence olağanüstü bir şey. Bilgisayara gelirsek bir medium takılı. Üstelik radar da bir medium, scanner de bir medium. Yani 3 tane medium komponentler takılı. Turret olarak dediğim gibi 2 tane size 4 takılı. Size 4 yani büyük silah, turret ama... şöyle bir şey var, sağda ve solda olduğu için yani aşağısını ve yukarısını nasıl koruyacak onu bilmiyorum. Bu belki yani kör noktaları olabilir, onu demek istiyorum. Utility mounts, bir tane size 2 tractor beam var. Şu an hiçbir gemide tractor beam çalışmıyor ama bu ileride gelecek. Tractor beam ne oluyor? Tractor beam ile işte uzayda bir şey bulduğunuzda gemiye çekebiliyorsunuz. Bu daha çok işte keşif amacı olarak, yani keşif amaçlı olan bir alet. Missiles, yani bu gemide füze de takılı. Bence iyi bir şey. Yani bir plus, öyle diyeyim. İki tane füze rack'i var. Bir tanesi size 4. Öteki de size 3 rack. Size 4 rack'te 8 tane size 1 füze takılı. Size 3 rack'te 2 tane size 2 füze takılı. Ve bence yani gayet iyi. Üstelik Jian markası olduğu için, yani Jian gemi olduğu için böyle özelliklere sahip, gördüğünüz gibi. Yani asansörle gibi, hani bir asansörü var ama o asansör havada uçuyor işte. Bunu da sanırım hiç başka bir gemide yok. Ve burada şu an işte füze olayını yine gösteriyorlar. Yani bu tabii ki savaş gemisi falan değil, yani bununla savaş da yapılmaz yani, ama zor anlarda, yani riskli anlarda belki sizi kurtarabilir. O yüzden bence füze olması gayet pratik bir şey. Evet, şimdi size soruyorum. Kim bu gemiyi beğendi? Yani ileride siz mesela kargo yapmak ister misiniz? Yani kargo görevleri, yoksa başka bir daldan para kazanmak mı istersiniz? Bence şöyle diyeyim, oyuna çok renk katıyor bu gemi. Yani bu gemi gerçekten çok böyle futuristik bir gemi bence. Çünkü yani böyle bir şey yoktu şimdiye kadar. Yani gerçekten böyle 2900 yılında yapılmış olan bir gemiye benziyor. Yani düşünün, yani oyun aslında 900 sene ileride işte oynuyor her şey ve bazı gemiler bence öyle gözükmüyor yani. Ama bu gemi kesinlikle yani çok futuristik bir gemiye benziyor. Ve şu kargo olayı tabii ki oyunda daha da düzelirse, şimdi 3.14'te ve 3.15'te olmayacak sanırım.
Çünkü başka şeylere odaklanıyorlar. Ama 3.16'dan sonra bu kargo olayı çok önemli olacak. Çünkü persistence işte persistence daha da işte gelişecek. Yani personal inventory olsun, işte neydi? Hangar, persistence hangar, bunlar hepsi gelişince tabii ki kargo olayı da daha da önemli olacak. Evet, neyse, ben sonuna geldik işte. Aşağıda açıklama bölümünde eğer şey yaparsınız, yazarsınız çok sevinirim. Siz ne düşünüyorsunuz? Ayrıca videoyu beğendiyseniz lütfen bir like atın. Hatta abone de olun arkadaşlar. Kanalıma destek olursunuz. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki sefere yine görüşürüz. Bye.